Merhaba arkadaşlar, 12. hafta ile birlikteyiz. Bu hafta 12. haftanın kadrosunu kuracağız. İlk önce sakat cezalara bakacağız. Sonra fikstürü görüyorsunuz. İlk maç Trabzonspor, Konyaspor, Ankaragücü, Antalya, Kasımpaşa, Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Hatay, Galatasaray, Pendikspor, Samsunspor, Rizespor, İstanbulspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor Fenerbahçe mücadeleleri oynanacak. Şöyle bir cezalara bakalım. Nereden alınmalı sarı kart cezası? Trabzonspor'da Jailson Fernandes, Hatay'da kırmızı kart cezası ve İsmail Yüksek Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan oyuncular. Ömer Ali Şahin'in sakatlığı var. Başakşehir'e Güray Vural'ın sakatlığı var. Emre Taşdemir, Gökhan Töre, Ulaş Zengin, Raşit Cezal, Luis Nani, Djakanovic, Mitsö, Jevtovic, Tayyip Taha, Da Costa, Patrick Sizis ki Başakşehir'den zaten uzun zamandır sakat. Lazar Markovic, Antep'te sakat. Cengiz Ünder, Masauku, Akah, Fofana, Pendik'ten. Edgar Lee, Holtman, Romero, Kamil Ahmet Çörekçi, Vicent Aboubakar. Burada antrenman eksikliği gözüküyor ama ben bu hafta oynayabileceğini düşünüyorum Aboubakar'ın. Sven Sohn, Simon Deli, Joshua King, Ahmet Hassan, Lasagna, Batuhan Şen, Ben Hurkeser, Efe Arda Koyuncu, Luan Perez, Amartey, Bastien, Bedir Ancet'in, Muhammed Şengezer, Augusto, Mert Hakan, Eze, Gülerme, Taylan Antalyalı, Kolley, Kitsu, Fred, Dijku, Ajeti, Serdar Aziz, Lincoln, Emrecan Uzunsan, Muhammed Demir, Bekao, Orsic, Vazabuke, baya bir sakat oyuncularımız var. Bu hafta biraz zorlanabiliriz. Özellikle defans hattını oluşturmakta. Ben yine Galatasaray'ın alabilirim defansı. Hatta kaleyi Muşteri'ye alacağım. Hatay belki gol atamayabilir. Ardından Ankaragücü, Antalya. Maç biraz eksik. Ankaragücü'nü alabilir miyim diye düşündüm. Trabzon'la bir denerim. Konyaspor biraz ne bileyim zorlanabilir gol atmakta. Karagümrük, Sivas. O maça girmeyebilirim. Şimdilik aklıma yatan oyuncuları bir alayım. Kaleye hemen Galatasaray'dan Muşlera'yı alacağım. Ama çok da Galatasaray'dan defansı da doldurmayacağım tabii ki. Her an her şey olabilir. Yani patlayabilir. Ters şey olabilir. Abdülkadir'im var. Şaşa boyayı var. Ben Şaşa boyayı alayım. Forvet'e Icardi'yi alayım. Mauro Icardi'yi aldım. Şimdi Galatasaray'dan bu kadar yeter. Kayserispor'a gelelim. Kayserispor'dan Mamatiyem alacağım. Aynı zamanda Kasımpaşa'dan Aytaç alacağım. Evet. Karşılıklı ikisi gol atabilir. Adana deplasmanı zor olsa da Fenerbahçe'den yine Şimanski alacağım. Orada yine diyecek uyuyorum. Elimizde kon. Onun haricinde kimi alabiliriz? Galatasaray'dan bir ortası almadım. Trabzonspor'dan alayım. Bakasetas ikinci yarı girmişti galiba. Bir bakayım tekrar. 28 dakika oynamış, sakatlığı vardı. Bu hafta 90 dakika oynayabilir ya onu. Ama ben riske etmeyip Edin Visca'yı almayı düşünüyorum. Fenerbahçe maçında bir asist yapmıştı, 80 dakika oynadı. Onun için şimdi Edin Visca'yı alayım. Forvet'i onu açıyor olacağız tabii ki, onu unutmayayım. Da kaptan da şimdilik onu açıyor. Olsun.
Vallahi hoca olarak kimi seçeceğimi bilemedim. Fener belki kazanabilir. Belli olmaz. Ben İsmail Kartal'ı alayım yine. Şöyle şimdilik ha, defans yapmadık ya. Niye kaydet diyoruz? Trabzonspor'dan bir stoper alayım. Eren Elmalı oynamayacak. Kim alabiliriz? Dansville oynatıyor bu adam. Bizim maçta 90 dakika oynamıştı zaten. Ondan 3 maçta dönüyor. Dansville oynar yine ya. Dansville alayım. Onun haricinde Ankaragücü'den Ali Sav alacağım yedek forvete. Niye böyle yaptı bu? Yedek forvet Ali Sov. Yedi buçuk liram kaldı. Stoper kim alalım? Evet, Çaykur Rizespor'dan bir stoper alacağım. Şöyle tam açılsın bakalım kimler var Rize'de. Şuradan diğer takım Trabzonspor'muş, onu bir kapatalım. Daha net açılsın. Anıl Yaşar 13 puan. 44 bu var. Emirhan Topçu var. Büyük ihtimal onu alırım. İbrahim Pehlivan. Emirhan Topçu en fiyatlıydı. 4,5. Son maçta 90 dakika oynayan bir oyuncu. Anladım. Onu alalım. Kaydet diyelim. 3 milyonumuz var. Eğer bütçe gelirse bir ortası alacağım. Tabii şöyle bütçe arttır diyelim. Bu arada Kadınlar Ligi'nden 4 milyon geldi. Evet. Bazı şeyleri yapmadık. Mesela şunları paylaş. Kadromuzu paylaşalım. Sohbet odası dedik. Yolla dedik. Onları da yapalım ki bütçe gelsin. Şöyle kendi attığımız linke tıklayalım. Onayla diyelim. Tarayıcıdan açacak. Oradan da ben tıklayacağım. Oyna diyorum. Ve 1 milyon geliyor. 78 milyon. Ne kaldı şimdi? Görevlerde bunları yapmışız. Bunları tekrar yapacağız. Tam başka bir şey kalmamış. Mağazadan topu seçeceğiz. Orta seçeyim bakalım ne çıkacak. İkinci kaptan geldi. İkinci kaptanımız Edin Vişka yapalım. Pardon, ilk kaptan oldu. İkinci kaptan onu aç olsun hadi. Şöyle kaydedelim. Şu an 8 milyonum var. 8 milyonla da hangi takımdan oyuncu alabiliriz? Ankaragücü'den bir oyuncu alabiliriz. Antalya'dan alınabilir. Alanya var. Pendik, Rize, Beşiktaş. Valla Beşiktaş maçını bilemiyorum. Ankara, Adana, Fenerbahçe'de gol yiyebilir Adana'dan. Son oyuncu da tam emin olamadım. Aklıma ilk gelen oyuncu Efkan geldi. Bir de geri Rodriguez var tabii ki bunlarda. Son maçta biraz performans düşük yaşadı. Efkan'a bakalım, asist yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 89. Efkan da fena değil, son haftalardır gol ve asistler yapıyor. İkisi arasında kaldım açıkçası. Geri Rodriguez'in fiyatı neydi bir bakayım. O 7,75. Şimdilik geri Rodriguez alıyorum. Ve kadromuz bu. Büyük ihtimal pek bütçem olmayacak. Onun için de yedek belki defans alamam.
Kadınlar Ligi'ni yapalım. Galibiyet verelim. Ev sahibine. Yine ev sahibi. Ev sahibi. Deplasmanı verdim bu sefer. Beraberlik verelim. Beşiktaş'a verelim. Maçta beraber bitme olanı varmış ama ALG'ye vereceğim bu sefer. Oh, Fenerbahçe diyorum. Ve bitti. Derbi varmış kadınlarda da. Fenerbahçe dedik bakalım. Tek tek maçı yapalım. Evet, tek tek maçlarımızı da yaptık. Futbol kaynağı var. O kaldı. Trabzonspor. Ankara Gücü. Valla bu maç berabere de bitebilir. Bilmiyorum. Kasımpaşa da yenebilir. Ben neyse beraberlik diyeceğim bu sefer bu maça. Oyun biraz kastı. Bayağı bir kastı. Olmadı, oyunu kapatıp tekrar açayım ben. Çünkü kastı. Sadece şu an futbol kaini kaldı. Onu yaptık mı? İşlem bitiyor. Maalesef yedek bütçemiz olmadığı için oyuncu alamadım. Eğer uygun bir oyuncu bulabilirsen benim bütçeye uygun. Cuma'ya kadar alacağım. Evet. Görevleri devam edin. Geçen hafta 62 puanla rezil bir puan aldık. Çok maç patladı çünkü. Trabzon demiştik. Ankara Gücü. Beraberlik. %14 kişinin ben beraberlik vereceğim. Karagümrük Sivas. Karagümrük'e verelim bu hafta. Ya bu iki takımda da sıkıntılı. Antep son maçlarda iyi gidiyor aslında. Antep'e vereyim hadi. Ama Alanya değinebilirdi. Galatasaray. Pendik. Rize. Rize de kötü ama Beşiktaş. Ve Fenerbahçe diyorum. Futbol hikayende böyle bitirmiş oldum. Şu an yapmadığım bir şey kalmadı. Kadromuz bu. Kadromuz bu. Bir şey gelirse ona göre oyuncu alacağım. Eğer bir şey yapamazsam Rodri'yi çıkıp Efkan alırız. İyi akşamlar diliyorum. Kadromuz buydu. Kendinize iyi bakın.